mevzuyu anlatıyorum başta. Evet. Hani bir topraktan konuştuğu mevzuyu. Anladım. Onu dinledim zaten, sevdim nedense işte. Evet. Ama başlığı Hasan Efendi olduğunu bilmiyordum. Şimdi dedi ki Halil Öztoprak, Hasso dedi, sizin askeriniz bir kişi orada, bir kişi orada dedi, bunlar bir şey yapılmaz dedi. Efendi de dedi ki, Ferro, sen o birin altında binler var dedi. Onları sen görmüyorsun dedi. İşte ben orada duydum yani. Ya, evet, gerçekten binler var. Hakikaten bunlar da olmuyor. Evet. Çok teyitlerimiz var. Beyazın olmayan da var yani. Evet. Şimdi söyleyip bakalım. Allah'a Efendi'ye soralım, ondan sonra evet. Bunları yazarım yani. Birçokları yazmamışım. Yani çünkü Erdoğan olayları oldu. Evet. Dükkanlarımızın camlarını kırdılar, mallarını kaçırdılar. Ben de efendinin yanına gittim bir gece. Evet. Efendim dedim, sen diyordun Alevilere dalarken bir şey olmaz. Evet. Dükkanlarımızı kırdılar, mallarını kaçırdılar ettim. Dedi ki oğlum, ben ağaya dedim ki, ağa benim üzerime kefen sarmayın. Ben ölmüyorum. Ben ölü değilim. Benim çoraplarımı giydirin, elbiselerimi giydirin bana. Ağa yine köyünden bırakmadılar. Sene kaçtı? Kesene sardılar. Sene kaçtı? 77 miydi Erzincan olayları? 76 idi o şiddetli dönemlerde. Sonra? Dedim ve aynı zamanda dedi ki gel bu kefeni aç, ben çıkayım hele bunun içinden. Kefeni çözdüm, çıktı efendim. Dedi ki oğlum ben araya söylemeyeyim dedim, benim üzerime kefen sarmayın, bağlamayın, yapmayın. Ben ölmüyorum. Ben sizin yanınıza bazen gelir otururum, bazınız beni görür. Ben ölü değilim. Ondan sonra kefeni açtıktan sonra dedi ki ağır göre git. Yani efendim sen o kadar gitsin ağır göre kaldın, bir şey yapamadın. Ben ne yapabilirim? Ben senin bir zerreyim. Dedi ki beni dinlersen git de. Tabii senin sözünü yabana atar mıyım? Yabana atar mıyım efendi dedim, senin için canımı bile verdim dedim. Canımı da verdim zaten size dedim. Öyle deyince dedim ki git öyleyse bana ne çözüle git. Ben de tam yalnız başıma arkadaşlar vardı, sakallılar. Ama hiçbirisi benden gelmedi, hepsine söyledim. Ben yalnız gittim. Yalnız gittim, bir gece gittim, Sarıkaya'da yattım. Sarıkaya'da yattıktan sonra ihtiyar bir adam vardı bizim komşumuz, Bakır abi. O da Kureyşli. Dedi ki ben de seninle beraber geleceğim İsmail Efendi. Ayaklarım ağrıyor, gönlümde bir fayda değil. Kalktık sabahın erken, dağdan 3 saat sürdü. O kadar sabır olmaz. Buraya ulaştık. Sabır olmaz. Herkes şunun altında çıksın. Gölün etrafını gördüm efendim, nasıl küfür ediyoruz ya onlara. Ben de onların sakalına küfür ettim. Her şeyine küfür ettim. Küfür ettim. Bakın geldik. Biraz ekmek falan yedik. Birer palto götürmüşüz 9. ay. Evet. Donduk böyle yani. Uyumak mümkün değil. Soğuk. Ya çok soğuk. Evet. Ondan sonra şafak sökeceği an bir adam çıktı karşıma. Askeri subay yani. Askeri elbiseyle. Böyle zurtkaşına uzun gayet. Karşıma çıkınca falan dedim, tamam üç seferdir seni görüyorum, Hazreti Ali'sin sen. Batılda diyor değil mi Hıdır amca? Evet.
İsmail amca. Batinde gözükmüştü. Burada yani yattım. Hı hı. Hiç böyle zayıfdayım ben. Gözlerim açık, beraber konuştuk ben. Dedim ki sen Hazreti Ali'sin, senin alnında zöre yıldızı var. Ben seni üçüncü, dördüncü seferdir görüyorum. Dedim niye bu kuvvet, Ehl-i Beyt'in kuvveti sendeki kuvvet? Ehl-i Beyt'in kuvveti. Niye düşmana veriyorsun, bizi ezdiriyorsun? Al kuvveti, istiyorsan al dedi. Dedim ki kuvvet böyle alınmaz. Niye burada gizleniyorsun dedim. Sen eşkıya mısın, nesin dedim. Böyle gizlenir mi? Hak böyle gizlenir mi hak sahibi? Dedim çık meydana. Bu divanı kur. Haklıyı haksızı ayır. Ondan sonra kuvveti alırız. Böyle kuvvet verilir mi yani dedim. Kızdım. Cuvazenimle Türkçe söyledim. Cuvazen mi? Bak zene cuvazenimle. Gel meydana çık. Burada gizlenme. Çık meydana. Kuvvetin varsa. Gel Ehl-i Beyt'i kurtar. İnşallah gelirler ya. O adam da bizi dinlemiş yani. Siz ne gelen? Benden gelen adam diyor ki ben size inanmıyordum ama efendiye de inanmıyordum. Fakat sizin şeyiniz konuşmanız doğru bir yolmuş yani diyor. Diyor doğru yol. Erbil yola gider mi efendi yani? Hakikaten Erbil yola gider mi? İnsan haktır. Hakkın evet, hakkın emrini tutarsan hakikat sende tecelli eder. Evet. Şeyi söyle Hızır amca, Hızır'la görüşmenizi anlat. Efendi o şekilde size tavsiye ediyor. Diyor işte anlatın, aynı bana şey anlattığınız şekilde anlat. O bir hatıra kalsın. Şimdi rüyada batında gördüm Hızır'ı. Dedi ben Hızır'ım. Peki sen Hızır'sın. Dedim biz İstanbul'da bir dükkan açmak istiyoruz. Gel gidelim sen ayağın dükkanımıza. Ne gitsin dükkanımıza? Beni iki ite bindirdi. İtlerden bir iki sefer geldim gittim böyle dedim. Çok büyükler. Aldım itleri dedim ki Hazreti Ali devleri Kaf Dağı'na atmış. Ben de bu itleri atayım Kaf Dağı'na. Nasıl tuttum da kaybolur. Kayboldular. Tekrar ben kızının yanına geldim. Bir çayırda baktım oturuyor. Böyle tuttum paltosundan. Dedim ki bende bir yanar var. Ateş gibi yanıyor vücudum. Nedir bu diyor ya? Kimse anlayamıyor dedi. Bana bir bilgi veremez misin dedi. Madem ki kızılsın sen. İşte o anda dedi ki sen şimdi batın alemdeyiz biz. Evet. Zahire uyandığın zaman başgöylü Hasan Efendi var. Dedi ki bu başgöylü Hasan Efendi en hakiki irfan bu adamın irfanı. Dünya bunun elinde. Zahir, batın her ikisi de Efendinin elinde. Başgöylü Hasan Efendi'nin elinde. Git zahirde bu adamın irfanına gir. Yanarın, dönerin, emanetlerin, her şeyin bu adamda. Git bu adamı bul. Duyalım ki, güvenmiş. Geldik, sorduk, soruşturduk işte. Ondan sonra da berberlerin dükkanına gittik. Bir hafta sonra aldı, getirdiler bana. Onu anlatmıştım size. Evet. Ne mutlu size İsmail amca. Anlaştık şimdiye kadar yani birbirimizden kolay kolay ayrılmıyoruz. Kopuk değilsiniz ha? Çünkü ya ayrılacak bir durum yok yani. Evet, ikrar vermişsiniz. Ben o yolu istiyordum zaten. Ne mutlu size. Oldu İsmail amca. Ben sizi öpüyorum, ellerinizde öpüyorum.
İnşallah yine bir kısmet olur. Bir araya geliriz ailemle beraber. Böyle doya doya sizinle konuşur, oturur, sohbet ederiz. Evet. İnşallah yine geleceğiz bir gün. Biraz da erik yiyelim. Olur. Ama hiç böyle olmaz.